Bismillahirrahmanirrahim. Bu haftaki son dersimizde ilahi inayet manasını işlemeye devam edelim. İhlas Risalesi'nde Hazreti Ali radıyallahu anh o mucizevari kerametiyle ve Hazreti Kavs-ı Azam'ın kutsi sırrı o harika kerameti gaybiyesiyle ahir zamandaki Kur'an hizmetkarlarına hizmetlerinin ruhunu ve özünü teşkil eden ihlas sırrına binaen iltifat ettikleri himayetkarane teselli verip hizmetlerini manen alkışladıkları ifade edildikten sonra deniliyor ki hiç şüphe etmeyiniz ki bu teveccühleri ihlasa binaen gelir. Eğer bilerek bu ihlası kırsanız onların tokadını yersiniz. Maneviyat aleminin bu iki kutbu Hazreti Ali radıyallahu anh ve Kavs-ı Azam Kudüs-i Sırruhu ahir zamandaki talebelerine asırlar ötesinden verdikleri mesajlarda müşfik uyarılarda da bulunuyorlar. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh bu gaybi mesajları da ihtiva eden esir münacatı Celcelutiye'de yaptığı tavsiyelerden birini Üstad Bediüzzaman o tarihe yetişirsen o ahir zaman Mevla-i Azim'inden o zamanın ve asrın fitne ve şerlerinden muhafazanı iste ve yalvar ifadesiyle Üstad dikkatlerimize sunuyor. Bu tavsiyeyi Hazreti Ali yapıyor. Kavs-ı Azam İmam-ı Geylani'nin bununla örtüşüp onu tamamlayan mesajı da şöyle, ahir zamanın fitnelerine yetişip düştüğün zaman benim dua ve himmetimi kendine vesile ve şefaatçi yap. Şimdi böyle bir zamanda Risale-i Nur'la Kur'an'a hizmette istihdam edilme nimet ve masariyetine erişenlerin hep arkalarında hissettikleri ilahi inayetin bir tezahürü olarak asırlar ötesinden gelen bu manevi himaye ve masariyete liyakatlerinin en önemli ve öncelikli şartı elbette ki ihlas sırrını yakalamak ve muhafaza etmek. İhlasın birinci şartı ise yalnızca ve münhasıran Cenab-ı Hakk'ın rızasını hedef yapmak, amel, ibadet ve hizmetlerde bundan başka hiçbir mülahazaya mahal ve geçit vermemek. Sadece Allah için yapmak ne yapıyorsak. Bunu başarabilen ve birbiri ardı sıra gelecek çetin imtihanlarda bu hedefi koruyabilen mutlu sona ulaşır. Ama imtihanların kolay olmadığı da bir vakı. Hayatımız boyunca ince eleklerden geçirilip altın mı bakır mı sınavlarına tabi tutulacağımızı bilerek ve bu sınavlardan geçmemizi kolaylaştıracak ölçülere sarılarak yola devam etmemiz gerekiyor. Söylendiği zamanda yaşanan dehşetli hadiselere atıfla geçen yüzyıl için yapılan helaket ve felaket asrı nitelemesini üstad söylüyor bunu. Daha doğrusu üstadın iştirak ettiği o manevi ve muhteşem mecliste söylüyorlar. Bu ifadeyi ahir zamanın tamamı için de geçerli bir ifade olarak yorumlamak herhalde yanlış olmasa gerek. Geçmiş ümmetlerin dehşetinden titreyip Allah'a sığındığı bu zamanın, ahir zamanın fitne ve şerlerinden korunabilmek, tahkiki iman temelinde çok sağlam bir istinadgaha dayanmayı gerektiriyor. Bu ise bu hasta ve gaddar ve bedbaht asrın bela ve vebasından, zulüm ve zulmetinden en mücerrep tesiri tecrübelerle sabit olan bir kurtarıcı vasfını taşıyan Risale-i Nur'un mizanları, ölçüleri, muvazeneleri ve neşrettiği nur. Risale-i Nur'un ölçüleri, muvazeneleri, mukayeseleri bizi bu imtihanlarda muvaffakiyete götürecek rehberler. Bu dehşetli zamanın en tehlikeli tuzaklarından biri olan dünyayı dine ve ahirete tercih hastalığına karşı ne yapılması gerektiğini ifade eden şu satırlar da yine aynı manayı terennüm ediyor. Bu acip asrın, bu acip hastalığına, dünyayı dine tercih hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur'an-ı Mucizü Beyan'ın tiryak misal ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir ve onun metin, sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakitleri mukavemet edebilir. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli Risale-i Nur'un sadakatle tam metanet ve ciddi ihlas ve tam itimat ile ona yapışmak lazım ki sadakatle tam metanet, ciddi ihlas
ve tam itimat ile Risale-i Nur'a yapışmak lazım ki o acayip hastalığın tesirinden kurtulsun. Evet, son olarak yine Hazreti Geylani'nin müşfik mesajlarını nakleden üstadın şu çağrısı. Şu üstadımız Geylani Hazretleri bizi istikbalde düşünüp bizimle meşgul olurken biz o mazide mevcut ve nur perdeleri içinde üstadımızı, üstadımızın üstadı ve ceddi olan Fahru-i Alemin aleyhissalatü vesselam Efendimizin teveccühlerinden gaflet etmek, onlara istinad etmemek layık mıdır? Madem onlar bizi düşünüyorlar, biz de bütün kuvvet ve ruhumuzla onlara itimat edip emirlerine bila kaydı şart, kayıtsız şartsız itaat etmeliyiz. Onlar madem ki bizimle bu kadar alakadarlar, bu kadar müşfikane bize himaye ve sahibiyet gösteriyorlar, o zaman bize düşen de bütün kuvvetimizle, ruhumuzla onlara itimat etmek ve emirlerine kayıtsız şartsız itaat etmek. Cenab-ı Hak hepimizi buna muvaffak kılsın diyerek dersimizi tamamlıyoruz. Bir sonraki derste buluşmak üzere inşallah.